Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza AK Partili Alihan Yavuz'un AK Parti'ye ve Tayyip Bey'e oy verirseniz sevap kazanırsınız sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Ya sevaplıdan değil de ben de AK Partiliyim. Sevapla alakası yok. Öyle dedi. Yok. Yani o dini ona karıştırmayalım. Biz sevdiğimiz için veriyoruz. Oy vermeyen günahkar mı oluyor ona göre? Öyle bir şey yok. Ona göre veya bana göre öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama... Neden böyle bir açıklama yaptı sizce? Bilmiyorum. Onu kendisine sormanız lazım. Bana sormamanız lazım. Valla onu Allah bilir. Öyle dedi. İşte Allah bilir yani. Allah'la kulun arasına kimse giremez. Niye öyle bir açıklama yaptı sizce? Hemen. Herhalde siyasi. Teşekkürler. AK Parti İstanbul Milletvekili dedi ki Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermek sevap dedi. Ne düşünüyorsun? Ne diyeyim, onu söyleyen düşünsün, biz ne düşünelim? Siz ne düşünüyorsunuz? Sevap mı? Tabii hayır, Allah da bir şey söylemeyeyim ya. Şey yapmayayım, açıklama yapmayayım yani. Oy vermeyen günahkar mı? Niye günahkar olsun canım? Sevap diyor ya. Ama onu diyen düşünsün, ben ne diyeyim şimdi? Sağ olasın abi. Öyle mi? Hadi. Allah mı oldular abi? Nereden biliyorlar sevap olduğunu ya? Haşa abi. İşte öyle diyor. Abi şimdi Hazreti Muhammed son peygamber olmasaydı, ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o Recep Tayyip Erdoğan olacak derlerdi. Şimdi bu adama oy vermek sevap mı? Öyle diyor Alihan Yavuz. Hiçbir şey olmasa da bir şey olmuştur diyen adam bu. Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu. İstanbul seçiminde öyle demişti yani. Abi oldu, ne oldu? Şu an dolar 10 liraya yaklaştı. Euro aldı 5'ini geçiyor. Şimdi ben kaç aydır para biriktiriyorum abi. PlayStation 5 alayım diye. İlk çıktığından beri her gün zam geliyor, ben nasıl alacağım? 10 bin lira oldu mu? Yaklaştı. 8,5'tu zaten. 8,5'tu abi. Ayla 9,5, 10. Vatana gittim geçen 10 bin lira dediler. Ben nasıl alacağım abi? Alamayacağım. Ben öğrenciyim abi. Alamazsın abi. Yani biz abi... Ben sana PlayStation 3 hediye edeyim. Eyvallah abi. Sağ olasın kardeşim. Eyvallah abi. Vallahi ben ne düşüneyim, dinin kullanıldığını düşünüyorum. Niye böyle bir açıklama yapıyorlar? Yani başka bir şey değil. Sevap mı peki? Yok şimdi yorum yapmayın. Oy vermeyenler günahkar mı? Hayır. Niye günahkar olsun ki? Herkesin özgür iradesi. İsteyen verir, isteyen vermez. Eyvallah abi, sağ olasın. AK Parti'deki baştaki olan adam peygamber ya da ilah mı abi de sevap ya da günah olsun? İşte öyle diyor. Sevap diyor. Kendisini silseyi saadetten sayıyorsa sevaptır, değilse günahtır abi. Ama sevap olduğunu zannetmiyorum. Neden böyle bir açıklama yapıyorlar? Abi baştaki adam dolarla euro uçtu, fiyatlar gitti, asgari ücret kaldı 2800 lira. Kaç tane işsiz var? Aç olan var, parayı bulamayan var, iş kazanamayan var. Sor... İşsizlik yok diyorlar. Nasıl yok abi? Sor burada 10 tane adam çevir, hepsi de işsizdir, parası yetmiyordur. Tabi senin paran yetiyor mu abi sana? Hamdolsun. Hamdolsun deme abi, yetmiyordur kesin. Eyvallah. Bir de sevap değildir abi bence. Neden diyeceksin? Neden? Peygamber Aleyhisselam'ın soyundan gelmiyor. O da normal insan. Başta durduğu için, bizim için başta duruyor. Oy verenler için. Oy vermeyenler de günah da işlemiyor. Neden günah işlesin ki? Eyvallah. O da senin gibi insan. Ben de insanım değil mi baba? Aynen öyle. Eyvallah, sağ olasın. Rica ederim baba. Öyle bir şey olamaz yani. Ben sana verdim, yanıldım, öbürünü verdim, öbürünü yanıldım, yanıldım, sana verdim. Öyle bir şey olmaz. Niye öyle bir şey dedin? Bilmiyorum artık. Dengesizlik o. Bir bakan öyle bir şey konuşur mu? Ben seni tercih ederim, sana verdim, onu tercih etmem, ona verdim, onu tercih etmem, sana verdim. Öyle bir şey olamaz. Sevapla günahla alakalı öyle yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sağ olasın. Öyle bir şey olamaz. Kardeşim, AK Parti İstanbul Milletvekili dedi ki AK Parti'ye oy vermek sevap dedi. Ne düşünüyorsun? AK Parti'ye oy vermek sevapsa... HDP'ye oy vermek cennete gitmek demektir. Neden? Neden? Gül gibi adamı, gül gibi yani cezaevini kütüphaneye çeviren ülkeyi gül gibi şey yapar. AK Parti'ye oy vermek sevap mı? Sevap değil, günahdır bence. Vallahi. Görmüyorsun bu kadar arkadaş, bu kadar millet işsiz kalıyor. Neden? AK Parti yüzünden. Öyle diyor. Öyle demiyorlar işte. Öyle, hayır, öyle diyor yani sevap. Bunlar öyle değil. Sevap değil bence, AK Parti'ye oy verenler günah işlemiş oluyor. Evet bence öyle. Benim görüşüm öyle. Bak bu kadar iş arkadaşların hepsi işsiz. İşsiz arkadaşların 20-30 kişiyi çevir işsiz. Neden? Ekonomi yüzünden. Askeri ücret 2 milyar 800 senin neyine yeter? Hiç seçiyor diyorlar. Ben öğrenciyim. Ben 3,5 alıyorum, bana etmiyor. Hiç seçiyor diyorlar.
Efendim? İç seçiyor diyorlar. İç seçiyorsunuz mu? Yok, biz iç seçmiyoruz. Irkçılık da yapmıyoruz biz. Öyle değil ya. Hangi iş olursa yapar mısın? Yani iş seçiyor mu? İnşaata gidiyor kendisi. Ne iş olursa ben yapıyorum. Bak, inşaata gidiyorum, hem okulumu okuyorum, çalışıyorum, bu yapıyorum. Türlü kalıp zor işinde çalışıyorum. Bak, benim gibi çocuk okuması gerekirken kalıp işinde iş sürünüyor yani. Neden? Durum yok. Ev geçimi zor yani. Neyle geçineceğiz? Eyvallah. Aynen. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Var mı konuşmak isteyen? Abi merhaba. Merhaba. Efendim, AK Parti İstanbul Milletvekili dedi ki AK Parti'ye oy vermek sevaptır dedi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi benim Türkçem çok güzel de ona çok güzel cevap veririm. Beni karıştırma. Yaptıkları 20 yıldır rezillik, utanmazlık, ahlaksızlık, hırsızlık. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Neden böyle dini kullanarak açıklama yapıyorlar? En ucuz pazarlanan şey cahil millet. Dinini bilmeyen insana put diye taptırsın, ağaca da taptırsın. Tapıyorlar da. Kime atsınlar? Buyursun atsınlar kardeşim. Atsınlar atsınlar. Nereye götürecekler artık da? Nereye götürecekler? İdam varsa idam versin. %60'ı gerizekalı, %60'ı da AK Parti. Ona ben karışmam. Ben ona karışmam. Sen bugün şu ülkede durabiliyorsak, konuşabiliyorsak, gezebiliyorsak bugün rahmetli olan Atatürk sayesinde duruyoruz, hala ayakta. Hala ayakta onun sayesinde duruyoruz. O Ayyaş'ın yaptıklarını bu gerizekalar sata sata bitiremediler. Hayır, Ayyaş'ın yaptıklarını diyorsun da ay kafayla sata sata bitiremediler. Bitiremediler abim. Onlar içmezler günah abi, çarpılırsın. Bak onlar içmezler. İçmezler. Yani bu ülkede konuşan yok. Hakikaten dini konuşan da yok. Teknoloji konuşan da yok. Bilen yok. Her şeyi bilir. Yok, yok, yok. Peygamber yerine koydular. Allah'ın sıfatını taşıyor dediler. Hazreti Ömer dediler. Ya her şeyi söylediler. Ona buna hain. Hain onlar, ben değilim. Ben Adıyaman'da yetiştim. Milliyetçiyim. Bu toprağın her karışını canımı veririm. Sahte raporu askerlik de yapmadım. Gittim adam gibi askerlik yaptım. Kimse bu ülkenin sahibi falan değil. Her şeyin sonu var. Her şeyin sonu var. O günü de göreceğiz. O günü de göreceğiz. Yani şimdi şurada şu çocuklara bakıyorum. Ben de iki tane üniversite mezun çocuğum var. Eyvallah. İki tane üniversitede mezun çocuğum var. Asgari ücretle hamallık yaptırıyorlar. Mühendis çocuk. Şoförlük yaptırıyorlar. Asgari ücretle çalıştırıyorlar. Ama onların çocukları gemicikler alabiliyorlar. İngöl'de tez kitabı alamadım diyen ağlayan genç. Ben şu an inşaat teknikeriyim. Ofisimde oturmam, bilgisayar başında olmam gerekirken aile ekonomisinden dolayı, ev ekonomisinden dolayı ben şu an gidip inşaata çalışıyorum. Bak ellerime, nasıllarıma bak. Ben İnşaatta kalıpta çalışıyorum. Yazılım okur. Akşama kadar hamilelik yapıyordum. Ama gene çok şükür elhamdülillah. Ben de abi yazılım okuyorum, iş sahibi değilim ya. Ben dışarıda 22 gündür dışarıda yatıyorum ben. Ben yazılımcıyım, hackerlık yapıyorum mesela. Her işi şey yaparım ama adam gidiyor, yazılım mühendisleri beraber gidip okuyamıyorum. Neden? Çünkü baştaki olduğu sürece okuyamam abi. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Buyur efendim. AK Parti'ye oy vermek. Hayırlı yayınlar size. AK Parti'ye oy vermek sevaptır dedi. Ali İhsan Yavuz, İstanbul AK Parti milletvekili, ne düşünüyorsun? İstanbul İl Başkanı mı diyor bunu? Milletvekili. Genel Başkan Yardımcısı. Milletvekili. Abi onlar için sevaptır. Bizim için de azaptır. Neden? Onlar abi? Peygamberin yanında mı geldi? Onlar Allah'ın katipleri midir? Onlar kimdir? Onlar kendini ne zannediyor daha doğrusu? Bu ülkenin cumhuriyet değerlerini birebir yok etmeye çalışan bir güruhtur onlar. Anlatabiliyor muyum abi? Eğer Müslüman ise, Allah'a sevap yazılacaksa oy verenler, Müslüman bir insan bu ülkeyi cumhuriyet yaptı. Ülkemizi bütün vatandaşa hediye etti. 57 yaşındaki ömrünün 40 yılını savaşlarda veren bir insandır. O Ayasofya'da mevlüt okunmak için bir partinin başkanı müracaat bulmuş efendim. Reddedilmiştir. Niye? Babaların mülkü müdür? Babanın evinden mi bu camiyi yaptırdılar? Osmanlı'nın döneminden kullanılan o Ayasofya müze olarak kullanılırdı. Atatürk döneminde de cami de çevrildi. Camide ibadet eden insanlarımız var. Efendim? Hapısı camiydi zaten. Camidir yani.
Ya bunlar şovdur. Bunların en son sarılacağı biliyor musun? Dünyada nedir biliyor musun ustam? Dünyada en ucuz ticaret dindir. Din ticaretini yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bunun da bir sonu var ya. Her bir yokuşun bir inişi vardır be. AK Parti'nin tabelası var mı? Yok. Bunlar da sonu odur yani. İnşallah kısa bir zamanda sonlanır bu iş. Ülke bir refaha kavuşur, bir mutluluğa kavuşur. Ya inanır mısın? Şurada gördüğümüz insanların %85'i cebinde parası yok. Daha değil ki iş, cebinde para yok. Efendim diyor gel sanayi de sana iş vereyim. Ya kardeşim benim yaşım 63, bana nasıl iş vereceksin? Sen gidiyor, orada üniversite gençler gidiyor sıraya gidiyor, bana sıra gelemez. Bu ülkede abi ekonomi biliyorsun. Mersin'de limon bahçeleri görürsün, adam dozerlerle gidip limon bahçesini çöküyorlar. Bunun tohumunu İtalya'da şuradan burada getir rahmetli Atatürk'ün Narince bölgesi yapan bir memleketin narincesini söktürüyorlar. Eyvallah, çok sağ olun. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Benim görüyorsun halimiz kalmadı. Durumumuz yok. Kötü mü? Kötü. AK Parti'ye oy vermek sevaptır dedi milletvekili. Hayır, kesinlikle. Çıksın, çıksınlar. İş versinler adamlara. Siz oy verdiniz mi daha önce? Ben verdim. Allah kimseye göstermesin. Bir daha vermem. Düşman mısın? Düşmanım. Türkiye'yi batırdılar. Dolara bakın. Dolara bakın. Yani yükseltmişler. Kimse çalışmıyor kardeşim. Asgari ücreti ne kadardır? Dolar ne kadar? Yazık günah. Eyvallah, sağ olun. AK Parti İstanbul Milletvekili Alişan Yavuz dedi ki AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a oy verseniz sevap kazanırsınız dedi. Ne düşünüyor? Ben siyasetle pek ilgim yok. Sen sevap kazanıyor mu? Oy veriyor mu yani? AK Parti'ye? Ben bir şey diyemeyeceğim. Eyvallah. Sağ olun. Abi sen ne düşünüyorsun? Ya kardeşim oy vermem abi. Sevabını nasıl kazanıyorsun? Ben bilmiyorum ki bu yetim mi, evliya mı? Yani sevap. Sebabın iki yönü var. Şimdi iki ismi var sebabın, yönü var ya. Birisi diyelim ki bir iş, arkadaş bir iş tarif eder, bir şey musallat olur ya, adam hayatına mal olur, işte işine mal olur derken, ya sen sebap oldun. Sebabın ismi biri bu. Tamam. Biri de gene bir adam gelir, arkadaş bir işe musallat olur, ya, yani orada lehine olur. Ondan sonra çıkar ya sen sebep oldun da ben bu işim yürüdü gitti. Rast geldi yani bilir misin? Tamam. Sebabın manası bu. Başka da kardeşim sebabı yani şeyi Allah verecek. Bu yetim der ki yetimi sevindireyim de ben sebap kazanayım. Bu başka bir şey de değil. Bunlar ya boş laflar yani inan ki bunlar yani değme yani AK Parti var. Şimdi bir hükümdar gelir. Vermezsen günahkar mı oluyorsun o zaman? Olur mu ya öyle günahkar diye bir şey var mı ya? Olur mu ya? Oy versen sevapkar oluyorsan, oy vermezsen günahkar olursun. Yok kardeş öyle bir şey yok ya. Olur mu böyle bir şey ya? Ben diyorum işte yani bu adam, yani bu AK Parti yani yetim çocuk mu? Kimsasız mı? Muhtaç mı? Ki ben o bana duayı da ben onun sevabını kazanayım ben yani. Yani bu demek yani bu ne yani? Sevap kazan, AK Parti'ye oy verirsen sevap kazanır, vermezse günah kazanır. Yok öyle bir şey ya. Olur mu ya? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Öyle bir şey olmaz yani. Eyvallah. Başka da AK Parti 20 senedir ki idare etti. Şimdi icraatı da var. Onu inkar edemem ben. Derler iyi gidiyor da hakkını inkar ettim. Başka da yani bir şeyler yaptı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan yani böyle bir adam gelip de bu kadar bir icraatını görmedim ben. Atatürk'ten sonra var ya. Sadece Atatürk öldükten sonra her şey bitti yani. Eyvallah. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim.